Bizim mamayalar çok pahalı diyorlar ya. Çok pahalı değiliz yani. Biraz üst sınıfta olduğumuz için. Aslında bizim mamayalar normal fiyatlarda. Neden olduğunu bir göstereyim. Öyle başlayalım mamaya. Ameliyattan 9 gün sonra zayıflama hayaliyle girdi. Maalesef ölüm haberi geldi. Geçirdiğim vida ameliyatının ardından sonra yatağım aldı. Yani vida ameliyatı oldu ama ameliyat yaptı. Günde gözyaşlarıyla mutlaka verildi. Gözlüğü fazla kilolarından kurtulup asker olmaktı. Girdi 7 gün ameliyatı sonrası bir daha. Göçek altına yattı ama bir türlü iyileşemedi. Vida ameliyatından sonra yatağa mahkum kaldı. Zayıflama hayali hayatına mal. Dalan orayı vidasız istediği için dalak yedi. Zayıflama hayaliyle yatmış. Bir de oynaya girdi o ameliyathaneden bir daha var. Talihsiz kadının midesinde bir süre sonra da kaçar. Doktor ve hastaneden şikayet. İki kızıyla yapayalnız kalan acıda eşi kocasının doktor ihmaline kurban gittiğidir. Çin'den gelen i̇şte stepler kullanılıyor ve bundan dolayı inanılmaz ölüm vakaları var. Ama ameliyatların neden örtülüyor? Üç robu da sizce hastane mi, doktor mu? Zayıflama ameliyatı can aldı. Neden hocam? Yani burada bir zafiyet mi var? Ne oldu da zayıflama ameliyatları öldürmeye başladı? Ölümün sebebi burada bir kullanılan malzeme, doktorun tecrübesi ve hastane. Bunun sebebi şu, maalesef ki denetleme açısından devlet o kadar yoğun denetlemesine rağmen merdiven altı, biraz önce de gösterdiniz, merdiven altı dediğimiz olaylar yaşıyoruz. Bu ameliyatlarda önemli olan hastanın sorması gereken kullanılan malzeme. Siz, ama hasta nereden bilecek o hocam onu? Hasta, işte bunu hasta soracak. Kusura bakmayın. Biz her hastaya video veriyoruz. Yani bu hasta ameliyatlar çekimli ameliyatlar. Bu ameliyatlarda baktığınız zaman siz kamera görüntüsü alabiliyorsunuz. Nasıl şu an ben sizinle konuşurken bunun görüntüsünü alabiliyorsanız ameliyatta da bunun görüntülerini alabilirsiniz. Onun için de hastanın demesi gereken şu, bu ameliyatta bana ne malzeme kullanacaksınız demesi lazım. Yani burada siz onaylı bir malzeme kullanmıyorsanız, yani FDA ve C dediğimiz Avrupa onaylı malzeme kullanmıyorsanız o zaman bu hastanın zaten %1 ile 3 arasında ölüm riski gidiyor. Markayı da söyleyebiliriz. Covid'in marka. Şunu biraz kenara toplayalım. 3 tane bundan açmak zorundasınız. 11'lik trokar açıyoruz. 11'lik trokar. İnternetten de bulabilirsiniz malzemelerin fiyatlarını. Bunlar satış fiyatı. Bir tane bundan açmak zorundasınız. Avrupa'da milyonda bir. Yani bu ameliyattan doğru ölmeniz için ya deprem, sel gibi felaket olması lazım. Yani çünkü ameliyata girmeden önce sağlıklı bir hastaya ameliyat ediyoruz biz. Ortalama $1000 malzemesi var bu ameliyatın. Siz bunu kalkıp da $500 yaptığımız zaman bir yerden çalıyorsunuz demektir. Disposable, yani kullanat malzeme kullanmıyorsunuz demektir. Bu da büyük bir hatadır. Yaklaşık $24 bunu da koyduk. Bu malzemelerle karnın içine giriyoruz. Daha malzemeler başlamadı bunların fiyatları. Şimdi Covid'in tabancamız geliyor. Bunun da fiyatı $116. Şimdi esas sorunumuz olan şey var, kartuş. Yani kartuş dediğimiz Covid'den kartuş. Bunu kullanıyoruz. Bu önemli özelliği şu, bütün kaçaklar, göçekler, şeyler hep bundan oluyor. Hep bundan olduğu için bak, Covid'den bu tabancadan, bakın, normal bir hastaya biz 5 tane kullanıyoruz. Bu ameliyatı iki tabancayla bitiremezsiniz. Bu hem kesiyor, hem dikiyor, hem kesiyor. Bu tabancanın maliyeti $88. Yani bundan 5 tane $440 buna vermek zorundasın. Ana para bununla gidiyor zaten. Ana para bu olduğu için bunun eğer siz normalde kullanmasanız kaçaklar, ölümler bundan oluyor. Bir hasta ameliyat olurken bütün tahlillerinin yapılıp ondan sonra ameliyat olması lazım. Artı hastaya kullandığınız bütün malzemeleri biz kendi açımızdan söyleyeyim. Hastanın sorması lazım. Hocam bana ne malzeme kullanacaksınız? Gerçekten tüp mide ameliyatları, zayıflama ameliyatları en önemli şey malzeme. Yani siz orada kalkıp da doktor bey size Hindistan malı kullanırsa şu an Hindistan'da, Ürdün'de ve böyle 3. dünya ülkelerde ölümler fazla. Bizde çok azdı. Son zamanlarda biraz arttı. O da hani her meslekte olduğu gibi bizde de şu an en büyük sıkıntımız yurt dışından gelen doktorlar da bu ameliyat yapıyor. Ben size bir örnek vereyim. Yani tıp merkezinde bu ameliyatlar yapılıyor. Ve bunu yabancı doktorlar yapıyor. Ben şok oldum. Sen ameliyatı tıp merkezinde. Evet. Tıp merkezinde. Özel tıp merkezinde. Doktor hatırlıyor musun? Türk mü yabancı mı? Suriyeli, tanıyorsunuz. Tanıyormuş. Evet. Size geldik.
Ama uzun bir iş ya. Yerim. Size geldik. Yani... Yok, halledemez de bu. Kaç santim nedir? Bir de şunun ortalama maliyeti bize, ortalama maliyeti yaklaşık 50 dolar. 50 dolar geliyor. Bununla niye gene ameliyatta siz, bakın şurada şey var, Covid'den marka var. Yani biz size CD verdiğimizde bu markayı görmeniz lazım. Şimdi bunun özelliği ne? Burada görülüyor ama siz kamerada içeride çektiğimi göremezsiniz. Bunu görürsünüz. Ameliyattayım, dolayısıyla narkozluyum. Fakat farklı bir şey kullanıyorsunuz. Onu nereden bilebilirim? Onu şöyle bilebilirsiniz. Onu da nasıl? Kamerayı buraya getirme şansım var mı? Şey? Şimdi, marka Covid'den belli. Tamam mı? Siz ameliyata bu kamera flash diski verdik size. Ne özelliğimiz var? Birincisi şu. Bu kamerada baktığınız zaman, bakın. Şurayı düzeltebilir misin abi? Kameradan görsün. Şimdi biz hastanın karnına bu aletle giriyoruz. Aletle girdiğimiz zaman, şöyle baktığınızda, şimdi sizin karnınıza giriyor. Bunu bundan yapıyorum ben bu ameliyatı. Bakın, markayı görüyorsunuz değil mi? Girdim. Siz burada girerken bu markayı görmeniz lazım, Covid'den. Yani siz hangi malzemeyle ameliyat olduysa onu görmeniz lazım. Endokrin açıyoruz. Bu endokrin fiyatı yaklaşık 51 dolar. Bunu da kullanmak zorundasınız. Bu da dispozu. Bunların hepsinin demiri var. Bu ameliyatlarda Türkiye'deki bir fiyat skalası var. Dünyada bakın, ben İngiltere'ye gittiğimde bu ameliyatların maliyeti 8.000 ile 12.000 euro arasında. Ve orada Türkiye'de bu ameliyatlar 500 sterline yapılıyor. Ve oradaki doktorun dediği şu bana, siz sihirbaz mısınız? 500 dolara bu ameliyat yapamazsınız. Nasıl? 500 sterline yapamazsınız. Üçüncü dünya ülkeleri gibi steril edip bir daha kullanırsanız bu hastayı ölümle karşı karşıya getirirsiniz. Bu malzemeler dispoz mu? Dünya dispoz mu kullanıyor? Bilakla biz bunu dikiyoruz. Yani tekrar aletin yaptığının aksine, yani onlar yap, biz onu dikiyoruz. Dünyada bir kısım doktorlar dikmiyor ama biz dikmeyi öneriyoruz. Bununla tekrar bilakla dikiyoruz bu iplikle. Ha, bu ipliğin maliyeti bize 32 dolar. Bu da dispozumuz. Zaten açtığın zaman alet bizim bozuluyor. Bu kriterlere uymayan hastalığı ameliyat etmemek lazım. Bu para verdi, bir daha kaçar, gelmez, Almanya'dan geldi, Avrupa'dan geldi değil. Bu hastaları, yani belli bir maddiyatla anlaşıyorsunuz, geliyor, değerleri yüksek çıkıyor. Hayır efendim, seni ameliyat edeceğim. Etmeyeceksiniz. Bunun tanesi 34 dolar, 3 tane açtık 102 dolar. Şimdi makas açıyoruz. Makas da 34 dolar. Şimdi veres açıyoruz. Veresin de tanesi 8 dolar. Bir de ben özellikle hastalar ameliyatta diyorlar ki bazı doktorlar aspiratif kullanmıyorsunuz, diren kullanmıyorsunuz. Biz her hastamızı ameliyatta içinde su dolduruyoruz, yıkıyoruz. Hava kaçak testi yapıyorum. Onun için bize aspiratör de lazım. Bunda maliyeti Mahmut, ben unuttum bunu. 62 dolar hocam. He? 62 dolar. Yani gerçekten Türkiye'de denetlemeler çok sıkı. Ama ona rağmen... Ona rağmen nasıl? Denetimler çok sıkıysa, buna rağmen nasıl yapıyorlar? Gece yani, mi yapıyorlar bu ameliyat hocam? Ya gündüz de yapıyor. Mesela şöyle düşünün. İstanbul'da yaklaşık 400'e yakın hastane var. 400'e yakın hastaneyi, yani hepsine başına bir fetiş koyamazsınız. Yani doğal olarak da bir genel denetleme yapılıyor. Ama arada siz hastayı alırsanız onlar bilemez ki. Anca böyle bir olay olduğunda, ölüm olayı olduğunda ortaya çıkıyor bu olay. Başhekim mi sorumlu oluyor? Burada sorumlu, birinci sorumlu bence hasta. Tamam. Hastanın denetlemesi lazım. Yani bana ne malzeme kullanacaksınız hocam? Tamam, ilk demesi hasta. Lazım. İkincisi? Sonunda doktorun vicdanı. Doktorun vicdanı. Şimdi bunlara malzemeler koyduk ama bizim hastalarımızın en büyük şeyi, bunları açtık. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Neden bilmiyorsunuz? Bunu biz daha sonra, bakın Mahmut göster. Bir yine Seda Hanım. Böyle bir size flash veriyor ameliyattan sonra. Bu malzemeleri kullandık mı, kullanmadık mı, orada hepsini görebilirsiniz. Şimdi ben bugün ameliyat yaptım. Bugün size sohbet ediyorum. Hasta ameliyat oldu. Şu an orada. Hastanede. Buna kim bakacak? Hemşire. Bu hemşirenin tecrübeli olması lazım. Sizin hemşireniz obezite sertifikası var mı? Böyle bir programa katılmış mı? Bunu bile soracaksınız. Hastanenin obezite bölümü olması lazım. Yani evet. Bu bir kanser evet. Ameliyatı değil. Maalesef bu bir kuatr ameliyatı değil. Yani hastayı bırakıp gidemezsiniz. Evet. Orada bir hemşirenin en az 200 tane ameliyat gördükten sonra gece nöbete kalması lazım. Malzeme kaynaklı bir komplikasyon görmedik. Hatta bizim %98 hastamız ameliyat sonrası antibiyotik almıyor. Şimdi haklı olarak siz içeride şöyle bir malzeme kullanırsanız neden antibiyotik? Bunların hepsi kullanılıp atılıyor. Demir kullanabilirsiniz, 0 lira.
aynı malzemeyi tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Yani ha bunu kullanamazsınız. Bu çünkü tek kullanıp atılmak zorunda. Ama bunun yerine başka malzemeler kullanıp bu 1000 dolarlık veya ortalama 1000 dolarlık malzemeyi kullanmazsanız beleşe mal edebilirsiniz. Ama komplikasyon riski, ölüm riski işte o zaman çıkıyor. Hocam neden bana bu oldu derseniz hoşaya soracaksınız. Yani siz bu ameliyatın mali 500 dolara bu ameliyat yapılıyorsa tek soracağınız soru şu 1000 dolara yapılıyorsa. Hocam ne malzeme kullanacaksınız? Eğer bu malzemeleri kullanacaksa tamam. İstediğiniz zaman bunların faturası var. Onları da verebiliriz ama sonuçta komplikasyon yani 2009'dan 2014 tabii ki biz de komplikasyon gördük. Ama biz malzemeye dayalı bir komplikasyon görmedik. Seda Hanım gösteriyor. Aynı malzemeyi bir benim elimden bir de Seda Hanım'dan görün. Aynı malzeme aynı işi yapıyor. Bakın. Aynı malzeme. Yani akıllıyız bak demirini yapmış. At kullan. Bunu bir kere kullanıyorsun. Ne farkı var sizde? Bakın ne farkı olduğunu göstereceğim. Tek farkı biz bununla karnına giriyoruz. Karnına girdim bakın. Ucunda bıçak çıktı. Bak ucunda bıçak. Sende var mı? Yok. Ben karnına girdim. Sen de karnına. İkimiz de girdik. Ne oldu? Bıraktım. O bıçak gitti. Delmez benim elime. Kullanılan malzeme oluyor. Yani bunu kullanırsam bunda ölüm oranı hemen hemen sıfır. Bunu desene %1 ile 3 arasında ölüm oranı. Yani obezite Avrupa'da hiçbir zaman ölümle anılmıyor. Hı. Sadece geri kalmış ülkelerde anılıyor. Bunu da inşallah sizin gibi programlar yaparak hasta bilinçlenirse bunlar önlenir.